Ve canlı yayını birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Danışma hattımız 0212 olup alan kodu olup 331 32 17 18 19 efendim. Şifalı bitkileri tanıyacağız bugün. Herbalist sevgili İbrahim Gökçek beyefendinin yine o muazzam engin bilgilerinden istifade edeceğiz. Dolayısıyla yaşanılan sağlık sorunlarına da bu şifalı bitkiler, daha doğrusu hangi şifalı bitkiler hangi sağlık sorunlarına iyi geliyor, hepsini ve daha fazlasını kendisinden öğreniyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hürmetler, saygılar. İbrahim Bey, iyi pazarlar diliyorum. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Her şey yolunda mı? Hamdolsun. Öyle gibi gözüküyor. Daha iyi olun inşallah diyelim. Benim kitaplar dikkatimi çekiyor. Ben her programda dikkatimi çekiyor tabii ki kitaplar. Ama bu kez, daha doğrusu bugün ekran başına geçen yeni izleyicilerimiz için bir kez daha tanıtalım sevgili seyirciler. Kitap Şifalı Bitkiler ve Alternatif Tıp başlığı adı altında ve sevgili İbrahim Gökçek kaleminden çıkmış. İçerisinde tam 7000 adet bitki ve beraberinde fotoğrafları ve hangi bitkiler, demin de söylediğim gibi, hangi sağlık sorununa iyi geliyor. Çünkü bitki var, bitki var. Zararlı olan bitkiler var, değil mi? Her bitki tabii de faydalı değil. Hiçbir faydası olmayan bitkiler var. Hiç zararı olmayan, yani nötr bitkiler var. Ya da tam tersi, ismiyle müsemma şifalı bitkiler var. Hepsini buradan öğrenebilirsiniz ki sonuçlar kötü olmasın. Ama bugün biz yaklaşık 30 dakika süresince sevgili İbrahim Bey'den bizzat kendi ağzından öğreniyor olacağız. Karaciğer yağlanmasıyla bir giriş yapalım. Çünkü biliyoruz ki çok ciddi gözüken bir problem. Sonrasında zaten farklı farklı sağlık sorunlarıyla devam edeceğiz İbrahim Bey. Buyurun. Evet. En zehirli bitkileri de tedavide kullanılır. Fakat nasıl kullanılır? Homeopatide kullanılır. Homeopati. Homeopati. En zehirli bitkiler de tedavide kullanılabilir. Fakat o ayrı bir ilim dalı. Homeopati. Homeopati nedir? Bitkilerin tentürünün yapılması. Mesela karga büken denen bir bitki var. Çok çok zehirli. Enfeksiyona karşı kullanılır. Fakat 1'e 1 milyon güçlendirilme denir buna homeopatide. Sıvılaştırılması gerekir. Mesela bir küfet dolusu etil alkole bir damla karga büken katılır, tentürü yapılır. Bir küfet dolusu alkole. Bir gram karga büken. Neden karga büken denir? Kargayı zehirlemek için kullanıldığı için. Öyle mi? Hemen öldürür. Veya yılan zehri de şifa amacıyla kullanılır. Yılan zehri Avrupa'da ve birçok dünyanın birçok ülkesinde enfeksiyonel hastalıklarda kullanılıyor. Direkt yılan zehrini verseniz ne yapar? İnsanı öldürür. Fakat 1 mililitre, 1000 litre alkolle özel bir hazırlanış tekniği var. Homeopatik çalkanın sürekli hazırlanır. D6 dediğimiz dozaj olarak D6 1'e 1000 sıvılaştırılır. Bundan tentür elde edilir. D6. Homeopatide bu enfeksiyonel iyileşmeyen hastalıklarda kullanılır. Yılan zehri. Kopra zehri mesela çok çok pahalı. Birçok yılan zehri Hindistan gibi ülkelerden Avrupa, Amerika'ya satılıyor. Kontrollü yapılıyor yani. Amerika'da da bu yapılıyor. Ama işi bilenler tarafından. Tabii tabii, mutlaka. Yani rastgele kullanmak yok. Bunlar ya, önemli. O yüzden işte bitkileri çok iyi biliyor ve tanıyor olmak gerekiyor. Ama ne kadar çok okursak okuyalım, tabii ki siz bu işin içerisindesiniz İbrahim Bey. Bir herbalist olarak bu işe yıllardır, yaklaşık 19 yıldır yanılmıyorsam, kendinizi adamışsınız, hep araştırıyorsunuz, inceliyorsunuz. Bir ayağınızın yurt dışında olduğunu biliyorum ben. Evet. Hatta buradaki fotoğrafları, kitaptaki fotoğrafları bizzat ben kendim çektim dediniz. Kendim çektim. Daha bunun için Afrika'nın bilmem hangi, değil mi? Şeyine, şehrine, merkezine gittiniz. Doğaltedavi.org isimli site, bana ait bir site. Bu sitede 4400 bitki fotoğrafı var. 4400. Dünyada en büyük şifalı bitkiler arşivi. Güzel. Oluşturdum. Yani bu bitkiler ne işe yarar, özellikleri nedir, nerede nasıl yetiştirilir, nasıl kurutulur, hasat zamanı nedir, ne zaman çiçek açar vesaire vesaire. Çok detaylı bilgiler var. Doğaltedavi.org. Sadece bitkilerle ilgili resimler ve onların monografisi, özellikleriyle ilgili bilgiler var. Çok güzel. 19 yıl ben aloe vera ile ilgili 19 yıl çalışmam. Ama benim bu işin içerisine girmem 1980. 31 yılı geçti. 32. yıla giriyoruz yani. Maşallah. Allah daha çok güç kuvvet versin de iyice, çünkü her geçen gün yenilikler çıkıyor değil mi İbrahim Bey? Tabii, yeni bitkiler, yeni bilgiler vesaire. Peki karaciğer yağlanması için hangi bitkiler, nasıl siz onun çalışmasını yaptınız? Evet. Ya da karaciğer yağlanması nedir, öyle başlayalım. Evet. Dün Tayland'dan homeopati uzmanı, yani herbalist bir bayan gelmiş. Onlar yeni bir ürün geliştirmişler.
bayanların akıntıya karşı beyaz, yani mantardan dolayı, enfeksiyon kapmadan dolayı özel bir pet geliştirmişler. Onu Türkiye'ye satmak istiyorlar. Aslında buna gerek yok. Mesela çay ağacı yağı, onunla tanıştım, konuştum. İthalatı, ihracatı ile ilgili. O özel pete gerek yok. Normal pete, bayanlarda akıntı varsa, pis kokulu, beyaz, sarı, kahverengi mi, renk renk olabilir, çeşit çeşit olabilir, ağır olabilir. Bu gibi durumlarda çay ağacı yağından normal pete, bayanlar birkaç damla, yani adet gününde değil, adet günün dışında, başka günler. Bundan 4-5 damla damlatarak kullanırlarsa, bu veyahut da tampon daha iyi. Enfeksiyonu kısa sürede temizler, vajinayı temizler. Neydi yani bitkisi? Tayland'dan, hangi bitki iyi geliyor? Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı ile ilgili burada klinik araştırması var. Profesör Doktor Bazert, tırnaktaki mantara karşı, ayak tırnaklarındaki veya parmak tırnaklarındaki mantarı çay ağacı yağı ile tedavi etmiştir. Klinik araştırması var. Bazı bayanların, işte biraz önce söyledim ki, akıntı nedeniyle, mantar nedeniyle akıntı olur. Pis kokulu akıntılar. Şimdi eğer ki bağırsaklarında bayanların mantar varsa, bağırsakları tedavi etmediği sürece akıntıyı, vajinadaki akıntıyı önleyemez. Çünkü tekrar bağırsaklardan vajinaya, oradan da idrar yollarına enfeksiyon kapabilir. Geçici çözüm. Kalıcı çözüm nedir? Bağırsakları tedavi. Bağırsakları tedavi etmeden asla idrar yolları enfeksiyonu ve kadın hastalıklarını, pis kokulu akıntıları asla tedavi edemez. Asla. Çünkü herhangi bir ilaç kullansa, iyileşse, geçici o iyileşme olur. 3-4 hafta sonra tekrar bağırsaklardaki mantar idrar yollarıyla tekrar bulaşır. Yani bu nedenle yani Tayland'dan pet getirmek, hijyenik pet getirmek akıllı işi değil. Yani bu lüzumsuz. Yani, karlı bir iş. Para kazanma bakımından ama bu ondan çok çok daha etkili. Yani parayı kazanacak olsan, kazanma niyetim olsa getirir satarız ve çok para getiren bir iş. Karlı bir iş. Ama önce insan sağlığı, gerek yok. Burada birkaç damla çay ağacı yağı bu işi halletmek için yeterli. Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanması, kişi yanlış besleniyorsa, spor yapmıyorsa veya içtiği, yediği besinlerde hijyenik olmayan, yani yıkamadan sebze meyve yiyorsa, kirli sularla sulanmış, yani lağım karışan pis sulardan sulanmış meyvelerde veyahut da içtiği su temiz değilse kişi hepatit A'ya yakalanabilir veya başka yollarla hepatit B'ye, hepatit C'ye yakalanabilir. Günümüzde milyonlarca insanda hepatit var. Yani karaciğer iltihaplanması. Karaciğer yağlanması tedavi edilebilir. Şimdi karaciğer yağlanmasının oluşu sebebi %90 alkolden kaynaklanıyor. Kişi, alkol tüketiminden. Evet, yani alkol içenlerin yani mutlaka sonunda karaciğer yağlanması ve pankreas yağlanması ortaya çıkar. Kadınlarda da değil mi aynı şey? Kadın erkek sadece fark etmez. Yavaş yavaş karaciğer fonksiyonları azalır. Aleti, AST fırlar vesaire. Veyahut da kişinin bağırsaklarında yoğun mantar varsa, mantarlar da alkol üretiyor ki mantarlar üretmiş olduğu alkol etil alkol gibi bir alkol de değil. Yani kişi alkol içiyorsa bu karaciğer yağlanmasına sebep olur, yavaş yavaş karaciğere zarar verir. Fakat bağırsaklarında kişinin mantar varsa, mantarların üretmiş olduğu alkol içilen alkol gibi değil. Çok daha ağır ve toksik alkol. Etil alkolün yanında metil alkol çok çok tehlikeli. Yani körlüğe sebep olan alkol. Mesela bazıları sahte rakı yapıyorlar. Sahte rakının içerisinde ne var? Metil alkol. Öldürüyor. O kadar haberleri okuyoruz, görüyoruz. Bütil alkol. Bütil alkol var. Çok çok daha zehirli alkoller üretiyor mantarlar. Nereye gidiyor bu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller? Emilerek karaciğere gidiyor. Bağırsaklar 350 metrekare. Futbol sahasının yarısı kadar. Ali Samiyan burada. Hakikaten. Emiliyor. Nereye gidiyor? Her şey, bağırsaklarda emilen vitamin, mineral, enzim, glikoz, her şey karaciğere gidiyor. Karaciğer ne yapsın? Yani 400 çeşit enzim, asit, baz, şunu bunu salgılıyor.
Bunun yanında bağırsaktan gelen toksik maddeyi de arıtmaya çalışıyorum. Mantarların ve bakterilerin üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeleri arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtmaya çalışıyor? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asitle toksik maddeleri bağlayarak atmaya çalışıyor. O zamanla kişi de B6 vitamini ve B12 vitamin yetersizliği ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu da bağışıklık sistemini çökertiyor. Karaciğer zamanla bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamadığı için yoruluyor, yağlanıyor ve toksik maddeler kanda dolaşıyor, diğer organlara depolanmaya başlıyor. Karaciğer yağlanmasını nasıl önleyebiliriz? Mesela bizim elimizde raporlar var. Bu Fadime Hanım, ALT'si, AST'si fırlamıştı, şekeri vardı, tansiyonu, kolesterol, trigliserit, bütün değerler alt üst olmuş. Doktoru şunu 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 yemeyeceksin. Bir sürü yasak listesi var. Peynir yemeyeceksin, et yemeyeceksin vesaire vesaire. Yumurta. Bize geldiğinde dedim ki 4 hafta kullan, tekrar tahlil yaptır. Tahlil sonuçlarını karşılaştıralım. Burada da gördüğünüz gibi trigliseriti 527'den 130'a düştü. 520'den bu 4 hafta sonra. Kolesterolü yine düştü. Şekeri 190'dan 119'a düştü. ALT'si, AST'si bütün değerleri 4 hafta içerisinde düzeldi. Ne kullandı? Bu iksir, yani limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşı, otuz, zeytin yaprağı içeren kaç ürünü çeşit kullandı. Bitki vardı orada? 19 çeşit bitki var. 4 hafta içerisinde değerleri düzeldi. Karaciğer yağlanması ortadan kalktı. Kanındaki yağlar ortadan kalktı. Doktor demiş ki Fadime Hanım 58 yaşında bir bayan. Artık biraz rahat rahat yemenize şey yapın, o kadar da sıkmayın kendinizi. Rahat rahat bir şeyler yiyebilirsiniz demiş. Sadece onu mu kullandı İbrahim? İksir tonik. Tonik bu var. İkisini kullandı. Mesela burada da bir beyefendi böbrek yetmezliği rahatsızlığı var. Kreatini yükselmiş. Şu ürünü kullanmadan önce 6 hafta önceki değerleri, bu da 6 hafta sonraki değerleri. Fakat tiroid bezesinde de nodül var. Ameliyat olması gerekiyor. Parat hormonu 327'lere fırlamış. Evet, normal 65'i geçmemesi gerekir. 65 nerede? 327 nerede? Evet, yani 65'i geçmemesi, 327 parat hormonu tiroid bezesinde nodülden dolayı hormon anormallikleri var. ALT'si, AST'si yüksek, değerleri bütün fırlamış. Bizim ürünleri 6 hafta kullandıktan sonra karaciğer değerleri normale döndü. Parat hormonundaki tiroid bezesindeki parat hormonu normale döndü. Evet. 84'e. 84. 6 hafta. 6 hafta içerisinde 84 değeri normale döndü. Evet. Burada bir başka bir efendi Mevlüt Bey. Mevlüt Bey 6 hafta bizim ürünleri kullandı. Mesela burada ALT'si, AST'si 82 olan AST'si. Mevlüt Bey'in sıkıntısı neydi? Özür dilerim. Kaçırdım onu da. Sağlık sorunu neydi? Karaciğer yağlanması bir, kolesterol, şeker artı hipofiz bezesinde mikroadenom. Yani beyinde hipofiz bezesi nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan ve bütün hormonların şefi, organizatörü. Nerede ne kadar hormon salgılanmasını gerektiğini diğer hormon salgılayan bezeleri emreden, yönlendiren beze. Bütün hormonların şefi. Mikroadenom yani küçük bir kist oluşmuş. Doktoru burundan gireriz. Ameliyat ederiz fakat çok riskli olur demiş. Adamcağız da hayata küsmüş. Kolesterolü, tansiyonu, ALT'si, AST'si, şekeri her bütün değerleri fırlamıştı. Evet. 6 hafta içerisinde değerleri normale döndü. Evet, tiklenmiş zaten bu da. Evet. 6 haftalık. 6 hafta. ALT'si burada mesela gördüğünüz gibi 82'den 27'ye düştü. AST'si 151'den 27'ye düştü. Güzel. Değerleri normale döndü. Altı ne yaparak? Bir daha söyleyelim o zaman. Evet. İksir, çözüm odaklı konuştuğumuz için. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşı, gotu, zeytin, yaprak, kakao. Günde ne kadar kullanması gerekiyor bir kişinin İbrahim Bey? Günde. Günde herhalde olduğu gibi. 3-4 defa. Pardon. Günde 3-4 defa biraz su iç. Ben de telefonumu hatırlatıyorum bu arada. 0212 sevgili seyircilerimiz alan koduyla 331 32 17 18 ve 19 arayarak konuştuğumuz konularla olabilir. Farklı sağlık sorunlarımız olabilir. Benim sağlık sorunlarıma şifalı bitkilerin tedavisi ya da çözümü olabilir mi gibi sorularınız varsa da dediğim gibi ekranda görmüş olduğunuz danışma hattını arayarak daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Evet, buyurun. Evet.
6 hafta kullandığı zaman bütün damarları temizler, arıtır, karaciğer yağlanmasını önler. Bütün ALT'si, AST'si normala döner. Önce doktora gitsin, muayene olsun, tahlil yaptırsın, diğerlerini öğrensin, sonra kullansın. 6 hafta sonra karşılaştıralım. Ondan sonra da farkı görsün. Aradaki farkı görsün. Yani bazıları diyor ki 3 ay kullan, 5 ay kullan. Yok öyle. 3 ay 5 ay değil. 6 hafta. Önceki rapor, sonraki rapor. Karşılaştıralım, görelim. 6 hafta. Raporlarda da zaten. Evet. Eğer midesinde problem varsa kişinin, gastrit veya ülser varsa, tonik kullanması gerek artı. Eğer midesinde gastrit veya ülser varsa, midedeki problemleri halletmek gerek. Eğer midedeki bakteriyi yok etmezseniz, Helicobacter pylori, buradan toksik madde akışı devam edecek. Çünkü bakteri bir sürü toksik madde üretiyor. Bir, gastrit veya ülser nedeniyle mide yeterince intrinsic faktör salgılayamaz. Intrinsic faktör nedir? Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimin emilimini sağlar. Anahtar gibi. Nasıl ki glikozun, yani şekerin hücrelere ulaşması için İnsülin gerekir. İnsülini pankreas salgılar. İnsülin olmadan şeker yükselir. Burada da besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozun emilebilmesi için midenin intrinsic faktör salgılaması gerekir. Eğer kişinin midesinde gastrit veya ülser varsa intrinsic faktör azalır. Azalırsa vitamin, mineral emilimi de azalır. Bu da bağışıklık sistemini çökertir. Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk vesaire sebep olur. Bu nedenle midenin mutlaka tedavisi gerekir. Evet, peki İbrahim Bey, bir şey söyleyeceğim. Bu sıkıntı yaşayan birçok insan olduğu için benim de bir arkadaşım var, onu hemen gündeme getirelim. Onlar da ne yapsınlar diye soracağım çünkü size. Mesela kızın hiçbir şekilde kilo problemi yok. Gayet düzgün bir fiziği var. 37 yaşında ve 58-60 civarında. Fakat doğru düzgün yemek yiyemiyor. Yani sofradan hep aç kalkıyor. Çünkü niye biliyor musunuz İbrahim Bey? Önünde çok sağlıklı bir yemek de olsa, işte sebze yemeği bile olsa, en fazla 2 kaşık, 3 kaşık alabiliyor. O bile onda mide rahatsız. Yani bir abartmıyorum ama 10 dakika, 15 dakika sonra midem tuttu. Böyle gaz çıkarma olayı. Ondan sonra fenalık geçiriyorum. Böyle terliyor. Bir garip hal alıyor. Yani midesi onu zorluyor. Ki yediği aslında hiçbir şey. Bu şekilde sıkıntı çeken insanlara ne tavsiye edersiniz? Tonik en ağır gastriti ve ülseri 4-5 haftada. 4-5 fazla değil. En kötü ihtimal pangastrit. Bütün mideyi kaplamışsa iltihap 6 hafta. Yani bunu ben söylemiyorum. Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller. 60 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya, Stanford Kaliforniya Üniversitesi'nde klinik araştırması yapmışlar, belgelenmiş. Fakat onlar lahananın birleşiminde çok az miktar, yani birçok vitamin, mineral, enzim vesaire var da bir de çok az miktarda tiyosiyanat var. Kişi evde bunu lahanayı mikserde çekse, suyunu içse iyi gelir. Fakat tiyosiyanat, tiroid bezesinin iyot akışını engeller, guatra sebep olur. Bizim farkımız nedir? Bu tiyosiyanatı sıfırladık. Nasıl sıfırladık? Diğer 19 çeşit bitkiyle. Yoksa kişi evinde lahanayı mikserde çekerek suyunu içer. Tabii oksitleniyor. O mikserde çeker de sıkar da suyu içerse oksitlenme var. Etkisi azalıyor. Yani bizim bu ürettiğimiz gibi doğal üretmek mümkün değil. Yani ayrı fark, o kadar basit bir şey değil yani üretmek bunu. Özel bir fermentasyon gerekiyor. Tabii, yoksa niye siz bu işe el atasınız da, değil mi, senelerinizi buna verirsiniz? Peki İbrahim Bey, çok kısa lafınızı böleceğim. Şimdi şuraya bakıyorum ben. Değişik değişik bitkilerin, otların olduğunu görüyorum. Civan perçemi, sinirli ot, üzerlik. Onu ben ilk defa duyuyorum. Onu bir açalım. Hani hangi hastalığa iyi geliyor? Deve dikeni tohumu. Deve dikeni tohumu. Ve aloe vera bizim meşhur. Evet. Çok ünlü ve gerçekten birçok derde deva olan bitkimiz. Evet. Bu deve dikeni tohumu karaciğer hastalıklarında, özellikle karaciğer zehirlenmesinde bundan silimarin denen çok etken bir madde elde edilir. Hemen hemen her hastanede bu bulunur. Neden? Bazı insanlar ormana gidiyor, mantar toplamıyor. Mantar toplarken yanlışlıkla zehirli mantar da toplayabiliyorlar. Zehirli mantar eğer ki hemen tedavi edilmezse ölüme sebep olabilir. Bundan elde edilen zilimarin zehirlenen kişiye vurulduğunda hemen toksik maddeyi bünyeden atıyor yani. Ölüm, zehirlenme riskosunu sıfırlıyor. Eğer ki hastanede bulamazlarsa başka hastaneye yetişmeleri gerekir. Çünkü
O bazı mantarlar amaratin denen çok toksik, ağır bir toksik madde içeriyor. Hı hı. Bazı mantar türleri. Bu nedenle ormana gidenler dikkat etsinler, rastgele bilmedikleri mantarı toplayıp, tabii şimdi mantar zamanı değil de sonbahara doğru, ilkbahar ve sonbahara doğru, bilmedikleri mantarı toplayıp da karaciğer zehirlenmesine karşı dünyada en etkili bitkidir. Deve dikeni tohumu. Evet. Hı. Şimdi bazıları mesela enginar yaprağı karaciğer yağlanmasına iyi gelir diyorlar. Ve bazıları bunu yanlış anlıyor. Bol bol enginarlı yemekler yiyorlar. Ha, enginar bu çiçek tabanından yapılan enginar yemeği, çeşidi, tadı güzel, yemesi güzel. Fakat etkisi sıfıra yakındır. Neden? Çünkü enginarın çiçek tabanı değil etkili olan, sapının yaprağı. Çok acıdır, zehir gibi. Onu çayını içemezsiniz. Ben kendim bunu yetiştirdim, çayını içtim. Zor dayandım birkaç hafta. Çok, siz çok zor dayandıysanız acı. Hakikaten acıdır. Evet, çok çok aloe acı. Aloe vera yiyen biri olarak değil mi? Evet. Evet, öyle zaman zaman yanılgıları da düşebiliyoruz. Bir uzman kalkıyor, hani faraza söyleyeyim, bitki ismi vermeyeyim ama bir X bir bitki diyor. Hemen biz koştuk koştuk gidiyoruz ya manavdan ya marketten ya herhangi bir aktardan alıyoruz. Eve gelip kendi olur olmaz bilgilerimizle bir şeyler yapıp tüketiyoruz ama onun getirisi yok diyorsunuz. Olsa da çok çok az tabii, diyorsunuz. Tabii tabii. Yani öyle. Özellikle aşıklar için. Nasıl yani? Hiç duymadım. Bunu hemen açalım İbrahim Bey. Üzerlik, Beganum yani, Harmala. Evet. Geçenlerde bir uzman vatandaşımız yani üzerlik alerjiye iyi gelir dedi. O nedenle aydınlatmak için bunu bilgi verdim. Alerjiye hiçbir etkisi yok. Söyleyeyim önceden. Öyle mi? Bir daha. Televizyona çıktı vatandaşın birisi. İsmi önemli değil. Ahmet Mehmet X. Yok, vermeyelim. Alerji iyi gelir dedi. Vatandaş da beni arıyor. Diyor ki alerji iyi geliyormuş, bize üzerlik gönderin. Nereden çıktı bu dedim. Herhangi bir klinik araştırması mı yapılmış? Benim haberim yok. Bilgi mi var? Belge mi var? Nerede, ne zaman, kim denemiş? Alerjiyle hiçbir etkisi yok. Fakat diyelim ki kişi granül kahveye benziyor. Aşık oldu. Evet. Aşık. Sevgilisinden ayrıldı. Melankolik bir duruma düştü. Bunalıma girdi. İntihar yani etmek istiyor. Evet, intihar etmek istiyor. Gerildi, her şeyden soğudu, hayattan küstü vesaire vesaire. Sorunlar yaşamaya başladı. Bu gibi durumda olan bir insan üzerlik çayı içtiği zaman kafasındaki bütün negatif düşünceleri siler. Şak diye. Oo, aşıklar karşılıksız arabanın... aşk yaşayanlar o zaman ekran başına diyelim. Yani çok sevda. Güzel aroması var. Mis gibi, çikolata gibi geldi bana. Yani bunu çikolata yanımsattı bana. Eskiden evlerde tütsüsünü yaparlardı ki kötü ruhları, cinleri kovsun diye. Aslında bu tütsüsü cinleri kovduğunda falan değil. Kişi bunun tütsüsünü, burnuna tütsüsünü çektiği zaman beyne etki yapıyor. Kafadaki bütün negatif düşünceleri siliyor. Yani psikolojik etki etkili. Eskiden bunları vatandaşlar bazı eskiden yani bu şamanlar vesaire ta eski ta binlerce yıl önceden beri bu kullanılan bir bitki. Ne için kullanılmış? İnsanlar rahatlasın, negatif düşünceyi beyinden silsin diye. Ama bazıları kendi kontrolünde kalabilmesi için cine karşı etkili, şuna karşı etkili, buna karşı etkili diyerek tütsüsünü yapmışlar ve seremonik hale getirmişler. Aslında bunu herkes kendisi evde tütsüsünü yaparak koklayabilir, rahatlatır. Özellikle böyle psikolojik rahatsızlara, melankolik aşk acısı çekenler için çok çok etkili İdade bir bitki. Diyorsunuz. Hiçbir yan etkisi yok yani. Kullanılabilir fakat alerjiye karşı hiçbir etkisi yok. Etkisi yok diyorsunuz. Yani etki alanı farklı. Her bitkinin etkisi farklı. Evet, bu altın başak otu. Altın başak otu. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı dünyada en etkili bitki. Mesela kronik böbrek yetmezliğine karşı biz bundan özel bir çay harmanı üretiyoruz. Şöyle eğer şey ki kişinin böbrekleri iflas etmemişse, yani idrar çıkışı varsa, diyalize girmemişse kişi tedavi olması çok çok kolay. Ama diyalize yeni başlamışsa, diyalize girmeye, bu diyalize giren kişilerin de kurtulması mümkün. İksir, aloe vera jel ve özel bir çayla. Onları bir kullanıyor olmaları gerekiyor. Tabii tabii. Ondan sonra bütün hani lük oluşturması adına bahsetmiş olduğumuz neyi konuşmuştuk biz şimdi? Altın başak otu kullansın ki ısırga tam olarak tek başına etsin. Kullanılmaz. Altın başak otu tek başına kullandığı zaman kişi buraları kaşıntı yapar. Kaşındığı yerleri arı sokmuş gibi kabarır. Öyle yani mi? Rastgele kullanılmaz. Isırgan otu, ayrı kökü, civan perçemi, at kuyruğu otu gibi 5-6 çeşit bitkiyle karıştırılarak özel bir çay harmanı hazırlıyoruz biz. Diğer yan etkisini aslında yan etki değil.
çok yoğun iltihap çözücü. Kişinin böbrekleri küçülmemiş, büzülmemiş, yani çürümemişse kronik böbrek yetmezliği olan kişiyi tedavi ettik de zaten burada raporlarımız var. İdrar çıkışı olduğu sürece problem değil. Diyalize yeni başlamışsa o da problem değil. Çok geç kalınmadığı sürece tedavi edilebilir. Etken diyorsunuz. Kronik böbrek yetmezliğine karşı etkili. Hı hı, güzel ki bu noktada da yine çok ciddi sıkıntı çekenler var. Onlar için de güzel haberler, müjdeli evet. haberler oldu ve civan perçemi bayanlar için özellikle kadınlarda adet düzensizliği, adet şöyle yetersizliği. Mesela bazı bayanlarda adet görme halinde anormallikler oluyor. Adet düzensiz, adet yetersizliği. Sancılar da olabiliyor. Onları programın başında değindiğim gibi pis kokulu akıntılara karşı vesaire çok çok etkili ve güzel bir bitki. İbrahim Bey, kötü kokan hiçbir bitki yok. Yani şu an kadar kaç bitkinin kokusuna baktım. Hepsi muhteşem, çok böyle cezbedici. Yani sanki şunu kaynatsak da 2 dakikada burada çayını içsek gibi. Ya iştaha geldim birden. Ama bir aloe veramız var ki evet. onun tadı biraz kekri, biraz acı gibi bir şey ama onun da çözümü değil mi hastalıklarda? Tabii, tabii. Güzel sektöründe. Bu da sevgili seyirciler bizim meşhur aloe vera bitkimiz. Hep bahsediliyor. Bir şekilde duymuşsunuzdur. Kulak aşinalığınız vardır. İşte o bitki bu bitki efendim. Bu bitkinin bir sürü faydaları var ama İbrahim Bey bu bitkiyi ne evet. için kullanmış? Bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili bitkidir. New York'ta Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırma var. Yani belge var, bilgi var bu konuda. Bu klinik araştırması sonucunda İçi de şöyle bir şey. Bağırsaktaki mantarları yok ettiği belgelenmiştir. Bir, iki, aloe vera hakkında çok dedikodu çıkardı bazıları. Yani bu işten çok para kazananlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda kolesterola karşı satılan ilaçlar Türkiye'nin bütçesi kadar. Milyar dolarlar, 300 milyar dolar. Çok büyük bir sektör, çok büyük para dönüyor. Bunun hakkında büyük kampanya başlattılar, negatif. Alman Sağlık Bakanlığı ile Alman İlaç Üreticileri Birliği de Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da 2,5 milyon insan üzerinde birebir araştırarak, soruşturarak yapmış olduğu bir araştırma sonucunda bağırsaktaki mantara karşı etkili olduğunu ispatladı bir. Şeker hastalığına karşı etkili, deri hastalıklarına karşı etkili. Sedef gibi, ekzema gibi. Birçok hasta, tabii. Birçok hasta. Çünkü bağırsaktaki mantarı yok ettiğinizde polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kur deşen, sedef, seborik eksem. Her türlü alerjik hastalık, deri hastalıklarından kurtulursunuz. İbrahim Bey, bağırsaklarımızda mantar olduğunu nasıl anlıyoruz? Ona göre kişinin dilinin üzerinde, dilinin üzerinde, kendisi aynaya bakarak görebilir herkes. Dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var, sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var, kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var. Sağlı sollu diş izleri varsa karaciğer yağlanması var. Dilin üzerinde bir çizgi varsa midede gastrit var. Ben Almanya'da binlerce insanın diline baktım. Hemen hemen Türklerin hepsinin dilin ortasında bir yırtık var. Neden? Türklerin hemen hemen hepsinin midesinde problem var. Neden? Çünkü bir, çayı çok demleyerek içiyoruz. Aşırı tatlı yiyoruz. Efendim, tatlı çok yiyoruz. Peynir çok yiyoruz. Bunlar da peynir asidoza sebep oluyor. Kemik erimesine sebep. Yani yanlış beslendiğimiz için mantarlar. Türklerin hemen hemen hepsinde mide rahatsızları var. Onların hepsinin kökeninde de bağırsaklarda mantar evet. ortaya çıkıyor. Mantarı da kökten tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şey son bir dakika. Bir kez dallı, daha söyleyelim. Aloe vera'nın birleşiminde 19 çeşit bitki var. Ne işe yarıyor bu? Bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitkilerden oluşan bir karışım. Tadı da güzel, içimi de güzel, etkisi de mükemmel. Peki. Teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler. Saygılar, hürmetler. Programımızın sonuna geldik. İlerleyen programlarda yine beraber olacağız. Nasıl olsa İbrahim Bey, daha farklı konuları konuşmak üzere ağzınıza sağlık. Sağ olun. Şimdilik hoşça kalın diyelim ve sevgili seyircilerimiz, danışma hattımız 0212 331 32 17 18 19. Bizlerden bugünlük bu kadar efendim, programımızı noktalıyoruz. Haftaya yine pazar günü saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde Sine 5'te pazar sohbeti programıyla karşınızda olacağız. Herkese keyifli, güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Her şeyde gönlünüzce olsun efendim. Görüşmek ümidiyle. Esen kalın.